Evet, gazeteci Emrullah Erdinç çok önemli bir açıklamada bulundu. Söylemezsem olmazı özel vereceğiz. Bu açıklamayı Dilan Polat'ı tutuklamaya götüren telefon konuşmasını ve bu konuşmanın operasyonun düğmesine basılmasına nasıl sebep olduğunu açıklıyor. Bu soruşturmanın ilk fitilini nasıl ateşlendiğini burada belgeleriyle konuşacağız. Dilan ve Engin Polat çifti için peri masalı gibi hayatları aslında 2 Haziran 2023 tarihindeki yaşadıkları bir kavgayla bitmeye başladı. Oturdukları sitede doğum günü kutlaması yapan Polat çifti birçok arkadaşını kutlamaya çağırmıştı. Misafirlerin tamamı araçlarıyla gelince sitede başka araçlara park edecek yer kalmadı. Yan villada oturan Metin Atayeter de o yüzden aracını gelen bir aracın arkasına park etti. İşte ne olduysa orada başladı. Çünkü ilerleyen saatlerde Polat ailesinin doğum günü etkinliğine katılan misafirlerden birinin çocuğu rahatsızlandı. Hastaneye gitmek istediklerinde de Metin Atayer'in aracı yüzünden çıkış yapmakta zorlandılar. Polat ailesinden birisi yan villaya gitti ve aracın çekilmesini istedi. Metin Bey aracı çekmeye gittiğinde iddialara göre bu kez yan villaya Engin Polat geldi. Bu kısmı Metin Bey'in eşi Esra Hanım'ın verdiği ifadeyle söyleyeceğim. İfade şöyle: eşim aracı her zaman park ettiği yere park etmek istiyordu. Yolumuz üzerine başka araçlar park ettiği için kendi park yerimize ulaşamadık. Biz de araçların arkasına park ettik ve evimize gittik. Bir süre sonra park ettiğimiz yerden aracın çekilmesini istediler. Eşim aracı çekmek için dışarı çıkıp gitti. Biz evde kızım Serra ile birlikte kalmaktaydık. Engin Polat bağırarak geldi. Evimizin dış kapısına tekme atarak içeri girdi. Eşime sinkaflı laflar etti. Orada bir tehditten bahsediyor. Yüksek sesle bağırınca ben ve 2017 doğumlu kızım çok korktuk. Çünkü Engin Polat içeriye girdikten sonra daha önceden hiç tanımadığım fakat şahısların evini ara ara çalıştığını gördüğüm Türkmen ve Özbek bir kadın Engin'in arkasından girdi. Başka birkaç erkek, kadın, karışık bir grup daha vardı. Engin Polat'ın peşinden girdiler. Çok kısa bir süre sonra Engin'in eşi Dilan Polat da içeri girdi. Dilan Polat da küfürler etti diyor. Bu sırada aramızda çok az bir mesafe vardı. Dilan ve Engin benim bizzat şahsıma beni kastederek küfür ettiler ve öldüreceğiz, keseceğiz diyerek bağırdılar. Hatta Engin eşimi salonda göremeyince üst kata çıkmak istedi. Engin'in kolundan tutarak çıkmasına izin vermedim dedi. Metin Bey'in iddiasına göre ise Engin Polat ve beraberindeki erkekler tarafından darp edilmişti. Metin Atayer verdiği ifadesinde o kavgayı şöyle anlattı. Araba ışıkları geldiği için görünmeyen bir yer var. Engin Polat beni darp ettiğinde yere düşmüştüm. Engin Polat'la birlikte yandaki şahıslar bana yumruk attılar, tekme attılar. Bazıları da ayırmaya çalışıyordu. Karanlık olduğu için tekme atan şahısları net göremedim. Hepsi erkekti. Fakat bayanlar vurmadı. Bazı erkek şahıslar da beni darp eden Engin Bey yanındakileri engellemeye çalışıyordu. Beni darp ettikten sonra bir şey göremiyordum ama birkaç kişi aracıma zarar verdiler. Engin'in olay günü, doğum günü partisi verdikleri için yakın çevresinin geldiğini sonradan öğrendim. Ben kesinlikle Dilan Polat'ı darp eyleminde bulunmadım. Kesinlikle ifadesinde belirttiği şekilde darp etmediğim gibi hakaret de etmedim. Asıl bana hakaret eden Dilan Polat'ın kendisidir. Tek taraflı ifadeyi vermemek gerekiyor. Hemen karşı tarafında ifadesinden bahsetmek istiyorum. Engin Polat da verdiği ifadesinde kesinlikle darp etmediğini söylüyor. Aksine karşı tarafın eşine Dilan Polat'a hakaretler ettiğini söylüyor. Yine aynı şekilde Dilan Polat da vermiş olduğu ifadesinde kendisine hakaretler edildiğini söylüyor. Basit kavganın sonrası devleti, yargıyı tanımayan, dikkate almayan Polat ailesinin portresi var. Kendilerini yargının üstünde gören Polat ailesi şımarıklığı var. Çünkü komşuları bu kavgadan sonra yüzünde kalıcı hasar olduğu için suç duyurusunda bulundu. İddialar karşısında Anadolu Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Acil olarak Dilan ve Engin Polat çiftinin ifade vermesi istendi. Bu kısım önemliydi. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazıldı. Ama savcılığın beklediği ifade bir türlü gelmedi. Çünkü Polat çifti
emniyetin çağrısını dikkate almadı. Savcılık makamı bu duruma kızdı. İkinci kez yazı yazarak Polat çiftinin hem emniyette hem de savcılıkta ifade vermesi için tekrar çağrı yaptı. Peki Polat çifti sizce ne yaptı veya ne yapmış olabilir? Bir cumartesi günü Dilan Polat soruşturma yürüten savcıyı telefonla aradı. Bizim biraz işimiz var. Müsait olduğumuzda ifade vermeye geleceğiz savcı bey dedi. O açılan telefon savcıyı çok sinirlendirdi. Sen kimsin ve benim telefonumu nereden buldun diye sordu. Dilan Polat kendini tanıttı. Tam yoğunluğundan bahsedeceği sırada savcı bey araya girdi. Sen nasıl beni izin günümde bu cumartesi günü ararsın? Sen kimsin? İşim yüzünden gelemiyorum dersin. Devlet yargı seni ifade vermeye çağırıyor. Sense işim var, müsait olduğunda geleceğim diyorsun. Bak kızım, acilen ifade vermeye geliyorsun. Yoksa polis soruyla gelirsiniz diyerek savcı bey telefonu kapattı. Polat çifti hemen geldi. İfadelerini verdiler. Savcı bey soruşturma araştırırken Dilan Polat'ın çıktığı yayınlardan birinde günde 750 bin lira harcıyorum beyanını gördü. Bunun üzerine savcı bey o haberlerin çıktılarını aldı. Bir başka soruşturma dosyası hazırlayarak yazıyı Anadolu Adliyesi'nin içindeki aklama bürosuna gönderdi. Aklama bürosunda çalışan savcı yazıyı alıp okudu, inceledi. Sonra bir tanığın elinde belge olmasa bile Engin Polat'la ilgili bahsedilen para aklıyorlar iddiası üzerine aklama bürosu hemen savcı beyin gönderdiği dosyayı çıkardı. İki dosya birleştirildi. Masak'ta yargı sisteminde Polat ailesi hakkında kara para soruşturması başladığını görünce hemen ön rapor o birime gönderildi. Böylece Polat ailesi için artık operasyon için hazırlıklar hızlandı. Sonrasında baskınlar ve gözaltına alınmalar. Bir cumartesi günü savcıyı rahatsız edip işim var gelemem dediği makama bir cumartesi günü ellerindeki plastik kelepçeyle girdiler. Tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Kendilerine çok güvendikleri yerde şimdi devletin kontrolünde bir hayata geçtiler. Kendilerine çok güveniyorlardı. Kısmını ısrarla söylüyorum çünkü gerçekten de çok güveniyorlardı. Bunu nereden çıkarttın diye soracak olursanız hemen yanıtlayayım. Engin Polat hakkında bu kadar yayın çıkarken, bu kadar kara para iddiaları varken İstanbul Valiliğinden koruma talebinde bulundu. Yani valiliğe diyor ki bana polis koruması verin. Arabaya polisin çakarlarından takayım, her gittiğim yere koruma polisi de benimle gelsin, beni korusun. Burada iki laf etmem gerekiyor. Sen kimsin? Sen kim oluyorsun da devletin polisinin seni korumasını istiyorsun? Bu nasıl bir aymazlıktır? Hem masanın raporlarına göre devletin vergi sisteminden çalacaksın, bir de üstüne devletin polisi beni korusun diyeceksin. Devletin polisi seni korumaz. Ancak eline suç işlersen böyle kelepçe takar. Hemen belirteyim. Bu koruma başvurusuna İstanbul Valisi Sayın Davut Gül red yanıtını verdi. Yani bu Ali Kıran başkesenliğe bakar mısınız ya? Bir araç yeri için beraberindeki adamlarla komşusunu darp ediyor. Sonra da ifadeye çağrıldığı zaman da benim işim var gelemem diyor ya telefonda. Şımarıklık başka bir şey değil. Ya? Bu nasıl bir kibir ya? Şımarıklık güç zehirlenmesi. Yani ne oldum delis olmuş bunlar. Bilal abi bunlar bu güç zehirlenmesi yaşamadan önce de zaten beyinsel zehirle olan bir aile yapısı olduğu için daha bu kadar maddi olarak güçlenmeden önce bile yaşadıkları mahallede yine aynı şekilde Ali Kıran başkesenlik yapıp büyük büyük isimlerin isimlerini vererek onu tanıyoruz bunu tanıyoruz bilmem ne falan diye insanlara racon kesiyorlarmış. Zaten bunların da bilgileri evet. Bizlere geldi. Şimdi burada hani yayınlarımızda başladığımızdan beri neden hala bekleniyor, niye hala alınmıyor gibi serzenişlerde ve bulunup sorular soruyorduk ya. 6 ay önce anlaşılıyor ki bu Polat ailesiyle ilgili araştırmalar bu doğum günü fitilini yaktıktan sonra doğum gündeki kavga olayı fitili yaktıktan sonra 6 aydır ciddi bir araştırma üzerinde bütün emniyet birimleri ve savcılık. Dolayısıyla da hiçbir şeyden emin olmadan hiçbir hamle yapılmadı.
Yani bu yargılama süreci başladığı zaman, yani iddianameler hazırlandıktan sonra hiçbir şüpheye mal verecek, hiçbir açığa mal verecek herhangi bir durum söz konusunun olması şimdi, mümkün değil artık şimdi bu, ortada. Şimdi Emrullah kardeşimizin, gazeteci Emrullah Erdinç'in anlattığı bu gerçeklerden sonra hala Engin Polat ve Dilan Polat eziliyorlar. Onlar masumlar. Onlar aslında herkese karşı dostlar. İnsanlara insanca yaklaşıyor. Ya insan komşusuna, kapı komşusuna bunu yapar mı Allah aşkına ya? Evini basıyorsun, tekmeyle kapıyı açıyorsun, evini basıyorsun. Üst kata da çıkmaya çalışmış ha. Üst kata da çıkmaya çalışmış. Bir de bakıcı, Özbek bakıcı, o da dalmış eve. Onu ne yapacaksa? Tekrar söyleyeceğim. Bunların bu hamleleri ve tavırlarının altında korkunç bir cahil cesareti yatıyor. Sadece cahil cesareti değil. Demin söylediğin konu da önemli. Arkalarındaki güç neyse. Sıla Doğu'nun da mesela yaptığı açıklama, oh yapıyorum, ediyorum. O ona tükürüyor. O ona sen kimsin diyor. Beni arıyor, tehdit ediyor. Onu arıyor, tehdit ediyor falan. Bunlar bir cahil cesareti, iki arkalarına aldıkları güç ve kazandıkları, elde ettikleri paranın meblağına güvenmeleri ve bu vesileyle tanımış oldukları bazı mercilerdeki isimler. Şimdi herkes için geçerli bu. Hepimizin çok önemli yerlerde, çok önemli mercilerde tanıdıkları var. Ama bu demek değildir ki ben şunu tanıyorum, ben bunu tanıyorum diye istediğimi yaparım. Ve ben o istediğimi yaptıktan sonra da o mercideki insanlar beni korur kollar. Öyle bir şey yok. Hadi kollasın herkes... şimdi. Hadi korusun şimdi, çıkarsın hapisten. Arkalarındaki güç. Hadi çıkarsın şimdi. Kaç ay yatacaklar? Kaç sene yatacaklar? Allah bilir. Yani bu mantıkta yaşayan herkes sakın ola ki böyle bir hataya düşmesin. Arkadaşlıklarınızı, dostluklarınızı belli bir menfaate kuruyorsanız, o beni şuradan kurtarır, o savcı ya işte şu hediyeyi alırım, iyi arkadaş olurum, o emniyet müdürüyle çok iyi dost olurum, o beni korur kollar gibi dostluğunuzun sizi yaptığınız hatalarda kollayacağını düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Çünkü devlet burası muz cumhuriyeti değil. Herkes asla böyle istediği gibi elini kolunu sallayarak önüne geleni tehdit edemez. İstediği gibi zarar veremez. Veriyorsa da bunun böyle çatır çatır bedellerini muza öder. Muza basma, muza basma, kayarsın demeyi sana çok isterdim Engin Polat. Ama tanımıyordum seni. Kaydın. Emrullah Erdinç gazeteci dün bize yaptığı açıklamada, Emrullah Erdinç'in ağzına sağlık. Çok güzel araştırmalar yapıyor. En az 8 yıl yatacaklarını söylemişti. Arkadaşlar unutmayın bu rakamı. En az 8 yıl yatacaklarını söyle. Hani onlar masum. İşte çocuğunu görmesi lazım, çıkması lazım. Çıkabilir de iddiaları falan var ya, inanmayın. Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunları var. Hukukçuları var, savcıları var, hakimleri var. Herkes işini yapıyor. En az 8, benim görüşüm ise Emrullah Erdinç katılacaktır bana. MASAK raporu tam olarak ortaya çıktıktan sonra başka suçlar da eklenme ihtimali çok fazla. Bakalım. Çok fazla ve bu 8 yıllık süre 10 yılı geçecektir diye düşünüyorum. Bunlar gerçek arkadaşlar. Bunlar varsayım değil, bunlar palavra değil, bunlar dilek istek değil. Çıksın çocuğuna kavuşsun lafları falan değil. Bu arada o kadar ciddi çalışıyor ki savcılık ve hakimlik. 18 şüpheliden 16'sı tutuklama talebiyle, ikisini ise adli kontrol kararı talebiyle mahkemeye sevk etmişti ya savcılık. Ve hakimlik ise 12'sini tutukladı, 6 sanığı serbest bırakmıştı. Savcılık, ben polisin fezlekesine ve kendi soruşturmama göre 6 sanığın serbest bırakılmasını doğru bulmuyorum dedi. Yani bunu bir gazeteci olarak mealen söylüyorum. Tabii ki resmi yazışma böyle değil. 4 sanığın daha tutuklanmasını istedi. Hakimliğin serbest bıraktığı, şu anda kendilerini özgür zanneden 4 sanığın da tutuk, kim onlar? Dayısı Gürsel Yılmaz, Doktor Yeşim Altınkalem Dalkıran. Bir doktor bulunması gerekiyor ya güzellik merkezlerinde. Bu aile doktoruymuş. Yeşim Altınkalem Dalkıran ve imzası var bütün işlemlerde. Bir dakika. Beyza Nurgün ve Ceyla Nurgün. Bu Gürsel Yılmaz ismini biliyorsunuz. Halil İbrahim Kalkan da buraya geldiği zaman söylemişti. Kendisi bize dayısı aylar önce söylemişti. Dilan Polat'ın dayısı. Dayısı, evet. Gürsel Yılmaz'ın da bu işlerin başını çektiğine dair burada itirafta bulunmuştu. Ki Gürsel Yılmaz ismi
aylar öncesinde bizim yayınımızda ifşa olmuş olmasına rağmen ismi daha yeni yeni geçiyor ki zaten neden acaba alınmadı? O da bir merak konusu. Alındı, alındı da hakimlik serbest bıraktı adli kontrol talebiyle ama şimdi tekrar tutuklanmasını istiyor savcılık. Bu Beyza Nurgül ile Ceyda Nurgül de o iş bilmez avukat Ahmet Gün'ün kızları, yaktığı kızları, onları da muhasebeci kızlarını da o yanına işe almıştı. O Gürsel Yılmaz'ın şirketi yok üstüne. Şimdi özellikle gözaltına alınanlar üstüne şirket olanlar. Hepsi gözaltına alınanlar. Şimdi Dilan'ın suçu hafifletilmeye çalışılıyor ya sosyal medyada. Bütün imzalar çoğu Dilan atmış zaten. Yani işte bu terör örgütü kurma suçuyla alakalı olarak Gürsel Yılmaz'ın alınması hepsi aynı suçtan zaten yargılanıyor. Bu arada demek bir hakim, evet, bir hakim dostumun Selen Hanım ve Didem Hanım'a çok selam Bilal Bey. Bir cumartesi ya da cuma ya da perşembe kimse savcıyı arayıp benim işim var ifadeye gelemem diyemez. Muhteşem bir program oluyor. Emeğinize sağlık. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Çok bu nasıl bir ayrıcalık hissi değil mi? Evet. Kendini nerede görüyorlar ya da neye güveniyorlar, kime güveniyorlar? Doğru. İşte diyorum ya 2-3 insan tanıyorlar. O insanların verdiği güçle böyle Ali Kıran başkesenlik yapıyorlar var evet ya. Şimdi Dilan Polat'ın yakın bir arkadaşına cezaevine girmeden önce söylediği bazı sözler var. Bu sözler çok konuşuldu. Çünkü artık dayanamıyorum, gücüm kalmadı, beni çocuklarım durduruyor diyor attığı mesajda. Hayatına kıyacağını söylüyor. Ve açlık grevi yapmasından endişe duyuyormuş arkadaşı Dilan Polat'ın cezaevinde. Ben artık bu saatten sonra ne açlık grevine gireceğine inanıyorum. Yaparsa da hepsi gerçekten biraz numara, biraz böyle yine vicdan ve ajitasyon için yapılacak şeylerdir. Artık gerçekten hiçbir şeylerine inanmıyorum. Her şey o kadar böyle duygu sömürüsüne yönelik, o kadar insan vicdanını oynayan şeyler ki bir kere zaten canını bu kadar hiçe sayabilecek, bu kadar kendi canına değer vermeyen bir insanın bu kadar çok hayatı şaşalı yaşamak gibi bir şeyi tercih etmesi şimdi şöyle bir durum var yani. Bu mesajda. Şimdi Dilan'ın bunu çocuklarını görmek ve ev hapsi almak için yemek yemeyi reddediyor gibi gösterme ihtimali de çok yüksek. Bunu avukatımıza soralım. Sayın Levent Koç hattımızda. Günaydın. Günaydın Levent Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Lale Bey, Selen Hanım. Günaydın. Dilan Polat ev hapsi alabilir mi Levent Bey? Böyle bir şey mümkün mü? Ev hapsi biliyorsunuz adli kontrol tedbirlerinden bir tanesidir. Şu aşamada ben alacağı kanaatini taşımıyorum. İstediğini yapsın. Asıl olan iddianamenin düzenlenmesi, yani sayın savcılığın sen suçlarla yargılanacaksın dedikten sonra da mahkeme İddianameyi kabul eder. Bir ay sonrasına, iddianameden itibaren 5-6 ay sürerse eğer, bir ay sonrasında da 2 ay sonrasında duruşma günü verilir. Belki yargılamanın ileri aşamalarında tutukluluk hali kaldırılırsa sen eve girebilirsin. Ama şu aşamada hiçbir şey olmaz, hiçbir şey de yapılmaz. Cezaevi yönetiminin aldığı bütün kararlara uymak zorundadır. Aksi takdirde o haftada bir telefonla görüşme, ziyaretçi, her şeyi yasaklanır. Tek kişilik şeye de konulabilir, cezaevinin düzenini bozarsa hiçbir şey yapamaz. Devletin adalet sistemimizin bir takım kuralları vardır ve herkes şahit. Tek kişilik ev hapsi diye bir şey yok. Öyle kişiye göre anayasada eşitlik ilkesi vardır. Herkes cezaevine girebilir, suç işlerse tabii ki. Allah korusun, suç işlerse gereği yapılır ve herkese de eşitlik tatbik edilir. Kaldı ki kaldığı bazı şahıslar belki ondan daha zengindir, daha itibarlıdır, 5 tane dil biliyordur, lisan biliyordur, kimse kimseye ayrıcalık tanımaz. Hele ki cezaevi yönetimi böylesine snob, böylesine halkı hakir gören insanlara karşı gereğini kurallar gereğince layık ve çile yapar. Tek kişilik hücreye girebilir dediniz. Dilan Polat bir bayan, bir bayan tek kişilik hücreye girmesi için cezaevini ne şekilde zorlaması gerekir? Cezaevini şu şekilde kavga ederse, cezaevinin aldığı kurallara riayet etmezse, mesela, tatbik etmezse... Mesela, affedersiniz sözünüzü kesiyorum ama... Olabilir. Daha iyi anlaşılsın diye. Mesela yemek istemezse, içtimaya kalkmak istemezse, saat 8'deki, 21'deki istimalara katılır. Buyurun lütfen devam edin. Yemek yememenin bir fikri hapsiyle cezalandırıcı yetenekli taşımıyorum. Evet. Bu kendi bireysel
vücut bütünlüğüyle alakalıdır. Ancak belirli bir aşamadan sonra devlet görevlileri, cezaevi idaresi, orada malumunuz sağlık hizmeti gören doktorlarımız ve diğer revir hizmetini veren hekimlerimiz de mevcuttu. Gereğini ifade ederler, zorla da olsa müdahale ederler. Evet. Bunu şimdi yaşadık biz. 2000'li yılların başında Bilal Beşir Süveyt hatırlarsınız, başka bir olaylarda yaşadık. Yaşandı maalesef. Toplumsal olaylar, siyasi terör olaylarından bahsetmiyorum. Diğer hadiselerde bazı şey gruplar, örgütsel gruplar girdiler çıktılar. Yalnız Bilal Beyciğim, benim bir tek sayın üstadım, size üstadım diyorum, diğer kıymetli hanımefendilerin de birikimleri çok fazla. Ahmet Gün'ün avukat olup olmadığı konusunda biraz tereddütlerim var. Bir yandan malum müşavir olduğu yönünde bu konuyla alakalı ben bizim de mesleki görevimiz nedeniyle bir şey yapacağım. Baro, Türkiye Barolar Birliği ile bu konuyla alakalı çok enteresan görüş alacağım. Levent Bey, şimdi bu çok fazlasıyla şey olduğu için, şaibe olduğu için arkalarındaki güçle tabii ilgili olarak Engin Polat'ın da şu anda cezaevinde olması, ola ki bir ifşa durumu söz konusu olur diye, içeride herhangi bir zarara gelmesin diye cezaevi tarafından koruma altına alınır mı Engin Polat? Kesinlikle, kesinlikle cezaevi tarafından gerekli koruma altına alınır. Malumunuz böylesine suçlardan girenler toplum vicdanında her ne kadar cezaevinde tutuklu olan şahıslar, bakın tutuklu ceza alacağı anlamına gelmez. Oradaki kişilerde bir adaletsizlik hissi oluşturursa nasıl toplumda bir infial oldu, herkes bunlara karşı çıktı, rahatsız oldu. Tabii ki cezaevi içerisinde de rahat etmemesini sağlayacak bireysel işlemler olabilir. Burada da cezaevi yönetimi koruma kapsamında görevini ifa etmekte zorundadır. O suç ayrı, yargılanması ayrı ama bir insanın yaşam bütünlüğü de tatmin edersiniz ayrıdır. Bir de şunu arz edeceğim. Malumunuz şeyden evvel de ben arz etmiştim Cumhuriyet Bayramımızda ve yapılan mitingden evvel devletimiz her şeyi, emniyet personelimiz saniye saniye takip eder. Sanmayınız ki şu anda bunlar alındı, takibat devam etmiyor. Tabii. Hatta daha fazla araştırma yapılıyor. Dışarıdaki şahıslar arasındaki bütün irtibatlar, yurt içi yurt dışı bağlantıları tamamı araştırılıyor. Gereğini yapılacaktır. Soruşturma bitse dahi, dava açılsa bile gelen ihbar üzerine yeniden dava açılır. Diğer şahıslar da bunlara eklenir ve birlikte ağır ceza mahkemesinin huzuruna çıkarlar. Şimdi Levent Bey, çok ciddi bir reaksiyon olduğu için Dilan Polat'a da Engin Polat'a da halk kendini kandırılmış diye düşünüyor ve insanlar bir lokma ekmeğe muhtaçken bu kadar tabii insanların gözünün içine baka baka götürdükleri bu kadar ciddi meblağlardan ötürü cezaevi içerisindeki insanların da onlara karşı olası verecekleri tepkilerden dolayı siz dediniz ki bir güvenlik önlemi alınacaktır. Bu güvenlik önlemleri nasıl koruma altına alınıyorlar? Şimdi gerekirse çok güvenilir bir ya da iki şahsı yanına vererek ya da kendisinin arzu ettiği babası olur, kardeşi olur, üç kişiyi ayrı bir şeye, ayrı bir kuğuşa ya da hücreye, biraz daha büyük olmak kaydıyla oraya konulabilirler. Burada bir şey yok. Ha, yani Engin Polat, Sezgin Polat ve Kürşat Polat ve hepsi olur, bir tabii koğuşta yatabilir. Tabii ki. Tabii ki güvenlik tabii açısından. Ama kadınlar ayrı tabii. Herhalde. Kadınlar Dilan Polat, Sıla Polat, Esra Doğu. Peki demin çok ilginç bir iddiada bulundunuz. Dilan Polat, Engin Polat'ın çok güvendikleri, avukat olarak bildikleri, avukat evet olarak söylenen Ahmet Gün'ün avukat çünkü katıldığı programda mali işler avukatı diye kendini evet tanıttı. Mali biz de öyle işlerden sorumlu avukat olarak tanıtmıştı. Avukat olmayabileceğini evet söylüyor. Bu kanaate nereden vardınız? Bu kanaate bakınız biz mesleki refleks gereğince de zaman zaman anlık bir dakika evvel aranıyorum ben huzurunuzdaki programa katılabilmek için. Bazen de araştırma yapıyorum. Dün kısa bir arama motorundan arama yaptığımda böyle bir şeyin olmadığı Gün Hukuk Bürosu diye Türkiye'de bizim önderimiz çok kıymetli bir Ahmet Gün vardır biliyorsunuz. Bizim evet çok değerli bir meslek büyüğümüz. Evet. Onun dışında ben başkaca bir Gün tanımıyorum ve dün incelediğimde İzmir'de bir gazetede bir takım hadiselerin oldu. Sürekli mali müşavirlikle alakalı bir şey var. Haberler çıkıyor. Bunu dediğim gibi henüz check edemedim, kontrol edemedim.
Çünkü avukatlıkta bir kamu görevi malumuz. Onun da itibarını korumamız gerekiyor. Bir diğer konu, az evvel halk kandırma ile alakalı bir şeyden bahsetti kıymetli Selen Hanım ya da İdem Hanım, izleyemediğim için. Halkı kandırmak bir ay, iki ay evvel bana sorduğunuzda böyle bir suç olmadığını belirtmiştim. Evet, ben sormuştum size. Evet efendim. Videoları izlediğimde o söyleyemiyorum. Bize karşı bir şey yapmalar, tükürmeler daha doğrusu. Evet, evet. Bunlar halkı Türk Ceza Kanunu 216. maddesinde aşağılama diye bir suç var. Evet. Halkı aşağılama. Ben olsam, bakınız bunu sayı savcılarımız takdiren kanaat getirecektir. Ben olsam bu maddelerle ayrıca bir değerlendirme yaparım. Evet. Milletimiz çünkü kendisini aşağılanmış hissediyor. Peki, reklama gidiyoruz Bilal abicim. Tabii ki efendim. Çok teşekkür ediyorum Levent Bey. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için. Sağ olun. Sağ olun. Diyor ki Levent Bey, yani şu aşamada hiçbirinin hiçbir ayrıcalığı yok. İstediği kadar grev yapmaya kalksın diyor. Yani yasaklanır. Elinde Levent şu an sahip olduğu Levent haklar da elinden alınır diyor. Levent Bey'e soracağım bomba bir soru vardı. Reklama gidiyoruz dedi. Reklamdan sonra o zaman ben bu soruyu açacağım ortaya. Tamam, daha önemli bombalarımız da var açacağım yine. Ortaya. Çünkü Dilan Polat, Engin Polat'ın paraları kaçırdıkları ve bazı isimlere transfer ettikleri konuşuluyor. Ve Dilan Polat Güzellik Merkezi'ne gelen kadın müşterilerin çıplak görüntülerinin çekildiği iddiası var. Hepsi reklamlardan sonra.